Merhaba tekrardan Thief artı Outlast. Hayır değil. Evet öyle. Thief'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi karşıya atlamamız gerekiyor. Ne biliyor musunuz? Sanırım koşarsam yaparım gibi bir his var içimde. Burası bu arada birinci katmış. Eyvah. Harika. Oh. Ben bir an direkt buraya atlayacağız sandım. Hani bu kütüğü gördüm ama üzerinde duracakmış gibi düşünmedim hiç nedense. 16'ın değerinde bir büyüteç bulduk ve alt kata iniyoruz. Pekala. Hani ne olabilir en kötü? Burası güvenlik koğuşu ve ikinci kat. Hadi ama az önce birinci kattaydık. Aşağı indikçe ikinci kata mı çıktık? Nasıl oluyor iş? Hiçbir anlam veremedim. Hani... En kötü ne olabilir? Ciddiyim, çok merak ediyorum. Bu nedir? Basalım. Bir daha basalım. Üçüncü defa ve son kez basıyorum. Pekala, hiçbir şey olmuyor. Ah, gerildim. 3 F'nolu odayı bul. Ne yazıyor? Aa, tıbbi deney şu an yapılıyormuş yazıyor. Herhalde buralar tıbbi deneylerin sürekli olarak yapıldığı yerler. Şimdi 3 F'nolu odayı bulacağız. Burası 3B. İçeri bakalım, değil mi? Ode. Ode, but the shadows, they were taken by the shadows. The shadows have been hungry since she went away. Evet, burada henüz ölmemiş akıl hastaları olabilir. Söylüyorum size. Ve onlar beni az sonra kovalayacaklar, bundan da eminim. Bu tuşlar neden bir işe yaramıyor? Bakın daha sanki yeni oraya asılmış gibi. Eyvah, bu adamları kötü deneyler yapacak o eleman, eminim. Onu... Eyvah. They're hurting me. There's too much pain. Çok fazla acı var. Sanırım Erin'e burada deney mi yapılmış? Cidden anlam veremiyorum şu an. Erin'in hikayesini öğrenmek de istiyorum. Aa bakın. Tehlike olduğunda yanan alevli okumu buraya sıkabilirim ve buradaki benzin alev alır. Böylece beni kovalayan her kimse. 3D lobotomi odası. Lobotominin ne olduğunu cidden bilmiyorum. Tıbbi bir terim olsa... Aa bakın birisi var orada. Bayım arkanızı dönecek misiniz? Bir suratınızı görseydik. Pekala. Ne biliyor musunuz? Umarım bu elemanları tanıma fırsatı elime geçmez. Az önceki oda 3D'ydi sanırım. Emin değilim. Burası 3E. Operasyon odası. Şuraya da bakalım son kez. Evet. Farklı hiçbir şey yok. Pekala. Ve işin iyi yanı... Hani bakın düğmelere... Abi düğmelere basıyoruz, hiçbir şey olmuyor diyecektim. Evet, hiçbir şey de olmadı gerçekten. Bir daha basalım. Hadi ama. Pekala. Bu sefer o kadar şanslı değiliz anlaşılan. These doors need power. There's probably a generator down here somewhere. Güç jeneratörünü bul ve çalıştır. Sanırım bu odaların hiçbiri neden açılmıyormuş? Enerjileri yok. Pekala. Açmadan önce bir bakalım, öyle değil mi? Çünkü gitmemiz gereken oda burası. Daha doğrusu girmemiz gereken oda burası. CTRL'yi bırakmak istemiyorum. Ciddiyim. Şurada bir makine var, onu kullanacağım önce. Şimdi... Buraya inmeden önce bir şeye basmıştık yani, 3 kere basmıştım düğmeye. Sanırım o da enerjisi olduğu takdirde çalışan bir mekanizma olsa gerek. Hemen şuraları kontrol edelim. Hadi ama kilitli olmasın lütfen. Hadi, hadi. Eyvah. Aa. Evet, keşke önceden odak gücümü kullansaydım, öyle değil mi? Ve burada bir gizli geçit bulduk. İlkel taşla ilgili bir not bulduk. Pekala, şunu hemen okumak istiyorum çünkü ilkel taşın ne olduğunu bilmiyorum. Hadi ilkel taş, neredesin? Hasta transferi. Bulamıyoruz, pekala.
Bir saniye, kaçış notu ile ilgili bir not bulduk. Sessizce ayrıl, yağ ve camlara dokunmadan. Onlar senin güvenliğin için. Bir meşale yakıp rıhtımda buluşalım. Burada biri seni görürse ne olur bilmiyorum ama. Kurusunu yak ve kaç, seni bekliyor olacağım demiş. Vay, buradaki hastalar sanırım o kadar da deli değil. Anladığım kadarıyla. Evet, akıl hastaları kaçma planı yapıyorsa bence deli değildir. Haksız mıyım? Yanılıyor muyum? Bence hayır. Şimdi, belli ki görevimiz henüz bitmedi. Şu lanet jeneratörü bulalım artık lütfen. Bu kapıya bakmayacağım. Hayır, bakmayacağım. Bu yanan okumu elime aldığım takdirde bile kendimi güvende hissetmiyorum. O derece. Ama yapmak istediğim bir şey, o da bu. Paralarımın hepsini tek tek harcamak. Son kuruşuna kadar harcayacağım. Cidden öyle yapacağım. Evet, buraya saklanabiliriz pekala. Hadi ama. Görev yeri burayı gösteriyordu. Eyvah! Ne yaptım? Okumu alabiliyor muyum? Okumu oraya attım, yanan okumu. Nereye saplandın ok? Artık okumuz yok. Neyimiz var? Bu var. Ne olduğunu bilmiyorum. Düşmanlarıma su atabilirim. Evet, bence korkarlar akacağım sudan. Pekala. Harika. Yeni bir şey öğrendik. Şimdi. Abi ne yaptım ben? Yanan oku attım. Sağ tuşa basacaktım. Evet, görev. Odaya girmenin bir yolunu bul diye güncellendi. Sanırım odaya böyle kapıdan giremiyor muyuz? Yani kapısı var odanın. Neden kapıdan giremeyelim? Bir saniye, hemen şunu bir alalım. Duygusal yoksunluk, bakalım neymiş. O kadar çok not bulduk ki, bakar mısınız? Bunların hepsini... Aa, bölümde 42 tane not varmış ve biz şu an 22 tanesini bulmuşuz. Pekala. Oda kapıları her zaman kapalı kalacak. Dışarıyla bağlasının kesilmesi ruhu yatıştırır. Neden öyle düşünüyorsunuz? Pekala. O zaman ne yapalım? Bu kapı niye kapandı? Ne oluyor? Lütfen. Ne oluyor? Eyvah. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, ne olur. Burada öleceğiz, biliyorum. Bu odadan çıkmam lazım, onu da biliyorum fakat... Çok korkuyorum. Bu kadar korkmamam lazım benim. Ah, bu kapılar açıldı. En iyisi içeri girelim. Neden olmasın? Ah. Evet, girmemiz gereken yer burası. Hemen şunları toplayalım. Aman Allah'ım, iskelet. Kalibrasyon. Neymiş kalibrasyon? Okumak istiyorum. Çalışmaya başlamadan önce makineleri ayarlayın, sağlık maskelerini kontrol edin ve göreve başlamadan tüm makinelerin kalibrasyonlarını, tamam, makinelerin ayarlarını gerçekleştirin diyor. Garrett, wake up. Don't show him you're scared. Don't let him see you lose control. I wanted to stop him. I wanted to save myself, but they won't let me wake up. I need the primal out of the girl now, but do not let her die, no matter the cost. You understand the fear, don't you, Garrett? The fear of being trapped, of being used. Quickly! She's corrupting it! See? Oh, I ruin everything. The primal is dangerous! It must be controlled! No! It's no good. I'll take her back down to the prison level. Woohoo! I thought you died. But it was worse. You did steal the primal that night. Now the Baron wants it back.
He spoke about the prison level. Looks like I'm going even deeper into this hole. Eyvah. Sanırım Erin'in yaşadığı şeyleri biz de yaşadık ki hani ona ne olduğunu anlayabilmek için. Şimdi dışarıda eli sopalayıp kötü bir adam var. Onu aslında eyvah öldürebilirim. Değil mi? Ama okuma harcamak cidden istemiyorum. O yüzden onunla erkek erkeğe savaşacağım. Gelin buradayım. Ah! Kaçtınız. En iyisi. Ben olsam ben de öyle yapardım. Şimdi. Haritamızı bir kontrol edelim hızlıca. Nereye gideceğiz? Oh, alt katları inmemiz gerekiyor. Peki. Dümdüz gideceğim. Oradan sola. Aslında koşabilirim bunun için. Değil mi? Yalnız o adamı öldürmeyi... Ya buradayım. Ol sana. Lanet herif. Ah. Başardım. Cidden onu öldürdüm. Abi çok... Çok korkunç yerler. Ciddiyim öyle. Aa, burada bir kasa var fakat kombinasyonunu bilmiyorum. Acaba bulabilir miyiz? Bir bakalım, değil mi? Sterilizasyon. Bakalım. Belki rakam falan vardır. Veya şu ana kadar bulduğumuz notlardan birinde olabilir mi acaba? Bu insan bedenini sterilizasyon faktörlerden biridir. Tamam, tuvaletleri alkolle temizleyin falan filan diyor. Bu bildiğimiz sterilizasyon olayı. Şimdi iskeletin vücudunda rakam yok görünüşe göre. Büyüteç, harika. Bilmiyorum, o kasayı açmayı çok cidden çok istiyorum. Fakat rakam bulabilecek miyiz? Çok iyi araştırma yapmam lazım benim. Çok dikkatli oynamam lazım. Şu ana kadar eminim. Bayım. Aa. Eyvah. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Ha? Olsana. Hayır yapmıyorsun. Aa, çok fenaydı. Bayım vallahi sizi kurtarmak istiyorum. Bir saniye. Nasıl aşağı indirdi sizi? Aa, alt katta bir şey var. Size mi ait? Sizi nasıl çıkartabilirim oradan? Bir saniye. Hidroterapi. Maksimum verimlilik için uykuya dalma uzunluğu kişiden kişiye göre değişir. Suda nefes, ışıktan nefes almak gibidir. Bilmiyorum. Ve katılsam memnun olamadım. Şimdi buradan alt kata inmek istiyorum çünkü şurada bakın. Bir büyüteç buldum. Tekrar riske etmeyelim. Bu asansörü üzerimize kapatabilirler. Buradan yukarı çıkalım. Şimdi elemanı bir şekilde ben kurtardım gözüyle bakıyorum. Bundan sonrasını kendi çıkarabilir artık değil mi? Gerçi ölmüş de olabilir emin değilim. Şimdi kasanın şifresini cidden bulamadık ya. Hadi ama. Ciddi misiniz? Bir tane daha mı? Evet orada. Acaba böyle hızlıca şu gölgeye doğru gitsem beni yine de fark eder mi? Zaten elinde sonunda savaşacağız. Hop hop buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Gördüm gölgesini. Neler yapıyor ya? Aynen öyle. Ve şu var. Buradaki akıl hastaları da çok kötü değil. Hani normal insan gibiler. Bakar mısınız şuna? Ama neden bunca zamandır buradalar ve bunca zaman ne yapıyorlar? Ateşin üzerine atalım mı kendisini? Hop hop. Nasıl ısınıyor musunuz iyi? Harika. Cidden o kasayı açmayı çok istiyorum. Her şeyden çok istiyorum ama... Sanırım o kadar şanslı değiliz. Devam ediyoruz. Asansörün üzerinde bir şey var. Olabilir miyim? Alacağım. Oh, ezileceğim diye çok korktum ya. Hadi ama. Aman Allah'ım böyle bir asansör olur mu ya?
Yani bir asansörü sanırım bundan daha korkunç bir şekilde yapamazdınız. Değil mi? Ne oluyor ya? Pekala, sanırım alt kata iniyorduk değil mi? Doğru hatırladım. Hadi, hadi. Harika. Şu an sanırım dünyanın en korkunç asansöründeyiz. Ve neyimiz var? Hemen hemen hiçbir şeyimiz yok. Yani kendimizi savunmamıza yarayacak. Artık bu normal savaş gücüme güveniyorum. Nedense görev yeri üst katta kaldı ya. Yanlış mı geldik yoksa? Elimde bardak var. O kadar güvende hissediyorum ki kendimi. Hadi. Aa, burası açılmış. Evet, şu an neden merdiven boşluğundayız? Yani gitmemiz efendim, neden gidemedik bir türlü? Bir haşhaş bulduk pekala. Sanırım bu haşhaş da şeyi dolduruyordu. Doğru, şimdi hatırladım. Fokus gücümüz var ya. Yanan ok. Harika değil mi? Evet, kendimi biraz daha güvende hissediyorum şu an. Ama ne yapalım biliyor musunuz? Boşa harcamayalım. Buna basarsam ne olur? Sesler geliyor. Eyvah, 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 eyvah. Aman Allah'ım, çok korkuyorum. Cidden ne olduklarını bilsem, hakikaten bu kadar korkmayacağım. Fakat ne olduklarını bilememek beni çok üzüyor. Beni çok üzüyor ve korkutuyor. Şöyle karanlıkta kalsam beni yine de fark ederler mi? Bilmiyorum, cidden bilmiyorum. Eğer normal insanlarsa eğer... fark etmeyeceklerdir. Cerrahi makas bulduk. Evet, devam ediyoruz. Şu an hastanenin sanırım bayağı derinliklerindeyiz. Buralara... Aa! Aa, çok fenaydı. Yani işin biraz iyi yanı, hiç olmazsa bizden korkuyor. Değil mi? Yani bize saldırıyor olsa daha kötü olurdu her şey. İyi ki bizden korkuyorsunuz. Eyvah. Hayır, ışığı aç. Aa, ışığı aç. Aynen öyle. Ya burada birileri var. Hapishane kuralları. Bir saniye, şu kuralları bir okuyalım hemen. Hapishane kuralları neredesin? Buradasın. Hastaya yaklaşmak yasaktır. Hastayla konuşmak yasak. Akıllandım iddialarını dikkate almayın. Hastalar kendilerine zarar vermesin diye bağlanmıştır. Sen neyi bağlanmış? Ha, hastaları? Hastalar kendilerine zarar vermesin diye. Ha, tamam. Şimdi anladım. Okey, okey. Şimdi. Bilmiyorum. Cidden. Öyle bir yerdeyiz ki. Gitmemiz gereken yer tam karşısı. Yalnız başıboş dolaşan bir deli var burada. Başımız delilerle... Was Aaron really held down here? I should check all the cells. Aaron'in tutulduğu hücreyi bul. Aaron gerçekten buradaysa bütün hücreleri kontrol etmem lazım diyor. Çünkü tabii Aaron'in tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz ya. Şu ışığı kapatacağım. Hemen kontrol edelim şunları. Cidden o elemanların bana bir zararı olur mu bilmiyorum. Yani şu ana kadar bir tanesi benden kaçıyordu. Diğeri de dengesiz bir şekilde etrafta dolaşıyor. Millete korku salıyor. Eğer vurabilirsem... Yani önce arkadan yaklaşmayı deneyeceğim tabii kendisine her zaman yaptığım gibi. Hemen şunu bir okuyalım. Aggression diye. Sanırım bu rapor İngilizce tamamen. Öyle mi? Çünkü başlığı İngilizce olan raporların içeriği de İngilizce oluyor. Evet, öyle. Evet, hasta 18 mesela odasını geçerken hasta 11 çok agresif tavırlar sergilemiş. Neden bilmiyor. Kimse bilmiyor. Sadece hemşireler böyle bir bilgi vermişler. Pekala. Sanırım burada hasta 11 ile uğraşıyor olabiliriz. Emin değilim. I've seen my share of prisons in the city. Nothing like this.
ne yapmam gerektiğini şu an tam olarak bir bilsem, buradan gitsem ne olur? Ölür müyüm? Buradan gitsem ölür müyüm? Sanırım ölmem. Eyvah. Hani şırınga değil de genelde bu kutulardan şey bulurduk biz. Böyle insanı öldürmemize yarayacak oklardan bulurduk değil mi? Bakın tam ileride. Dengesiz birisi. Eyvah! 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 Hayır yapmıyorsunuz. Beni asla burada bulmuyorsunuz. Tamam. Tamam anladım. Eğer burada başımızı belaya sokacak olursam eğer... Eyvah! Nereye geldim ben? Şu vazolara yaklaşmamam lazım. Bildiğim bir şey var. O da o. Buradaki camlar da tehlikeli. Camlardan CTRL'ye basarak yürümem lazım. Onu biliyorum. Yavaş yavaş. Gitmemiz gereken yer oldukça ileride. Şu vazoya yaklaşmayalım. Bu kadar gerilmemiştim ben hiçbir oyunda. Ciddiyim. Outlast hariç. Bilmiyorum ne yapacağımı. Ciddiyim bilmiyorum. Yani zararsız gibi de duruyorlar. Ama eminim tersleri çok pistir bunların. Ciddiyim bak. şunu yapabilir miyim? Arkadan öldürebilir miyim? Allah bir tane daha var. Ne yapacağım biliyor musunuz? Aralarından geçeceğim. Başka hiçbir çözüm yolu yok çünkü. Ve... durumlarını bozacak gibi de değiller. O yüzden bana şans dileyin. Eğer işler karışırsa koşacağım. Harika. Harika. Asla böyle bir şey yapmam gerçek hayatta. Asla böyle bir şey yapmam gerçek hayatta. Yerdeki şırıngayı alacağım ama. Asla böyle bir şey yaparken beni göremezsiniz. Allah'ım. Elimi mouse'tan çektim. Ciddiyim. Yavaş yavaş, sakin sakin, başarmış olabiliriz, bilmiyorum. Şu an ışıktayım, onu biliyorum. Ve hiç hoş değil. Hala gölgedeyiz. Ah. Ne yapacağım biliyor musunuz? Oyun bittikten sonra bu bölümü bir daha oynayacağım. Ve eğer ses çıkarttığım takdirde ne olacak, onu merak ediyorum. Sırf onun için oynayacağım. Ama kayıt yapmayacağım tabii ki. Cidden bunu yapacağım. Hadi Hadi. 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 Lütfen. Harika. Ah eski cezaevindeyiz. Pekala. Sanırım artık... CTRL'lere yürümeme gerek yok sanırım. Hatta ayağa bile kalkabilirim. Harika. Ne olur bu bölümü artık atlatmış olalım. Eyvah! 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 Arkamdan geliyorlar değil mi? Biliyorum. Aman Allah'ım açıkla bir. Hayır! Hayır! What happened to this place, Aaron? Was it you? Aman Allah'ım. Burada ne olmuş? Eyvah! Eyvah! Ah! The poppies arrive on silver trays, and I'm falling into darkness. Why am I alone? Every time I breathe, it hurts. Evet. Eyvah. Eyvah. I want to stop the voices. Oh. Something's wrong with the prisoners. Aman Allah'ım bayın, ne yapıyorsunuz?
Ne yapıyorsunuz? Eyvah, sıkıştık beyler, söylüyorum. Beyler, bayanlar. Tamam, yanından geçeceğim. Sakin, hiç bakmıyorum bile sana. Hiç ilgilenmiyorum bile seninle. Ha? Seni kapatayım buraya da Allah seni kahretmesin. Yaratık kere. Evet. Oh, ne var? Garrett, where are you? You were the one I thought I could trust. Bu elemanlar neden böyle? Sanırım Erin'in yaşadıklarını anlatıyor şu an bize. Hani kendisine böyle kötü deneyler falan yapmışlar ya. Bunlar da, hani bu kötü karakterler de herhalde. Changing. What's happening? They deserve to be punished. Evet, o kötü karakterler de sanırım Erin'e, ya buraya çıkmak istemiyorum ya, ciddiyim. Ya buraya çıkmasak ne olur? Bölümü geçemez miyiz? Hadi ama. Vallahi çıkmak istemiyorum. Hem de hiç istemiyorum. Okum var mı? Okum da yok ki. Hadi ama, atlıyoruz. Korkmayın, ne olacağını biliyorsunuz. Ah, gözümüzde kilit var. Daha müthiş bir şey olamazdı. Hadi Gerrit, arkanda yaratık var biliyorsun. Hadi ama. Hayır, şimdi sırası değil. Lütfen. Başardık. Ne oldu? Elinde bir şey var. Aa, bakın. Aa, pardon. Kıyafetiymiş. Pekala. Ben gidiyorum buradan. Al sana. The Baron. He's here. Yani... He'll hear you. Please be quiet. Aa, Erin, seni bulduk. Aman Allah'ım, Erin, ne olur kötü şeyler olmasın. Kapıyı kapatıyorum arkamıza. Birlikteyiz. No! Quickly! Keep her away from the fighting! She's too important to die in this rock! Too important to be allowed to die. I wonder if they understand the pain. She is our future! The Northcrest bastards stole me away. Are you with me, Garrett? Someone's gonna die. Maybe I am going crazy. Only one way to find out. The Baron. Back to Northcrest Manor. Back to where it all began. Aa, dediğine göre işte Erin'e kötü deneyler yapıyorlar ve bunların tek sorumlusu Northcrest. Yani Northcrest'teki Baron. Şimdi bölümü tamamladık. Ah, inanmıyorum. Yine saldırgan olarak bitirdiğime hakikaten inanmıyorum. Yani ben bu bölümdeki performansıma sanırım hayalet verirdim. Çünkü o akıl hastalığının hiçbirine yakalanmadım. Ama bakın, yine oyunun çok büyük bir bölümünü hayalet olarak oynamışım. Sanırım biraz daha zorlasaydım belki hayalet olarak bitirecektim. Ve oyunda bir bölümdeki ganimetlerin 149'unu toplamışız. Vay be. Ne biliyor musunuz? Bayağı kötü. Ve 50 dakikada bitirmişiz bölümü. Harika. Arkadaşlar, burada sonlandırmak istiyorum bölümü. Ama hayır, burada sonlandırmayalım. Önce bir devam edelim. Ondan sonra sonlandırırız. Evet, harika. Buraya geleceğimizi biliyordum. Devam eden gece. Pekala. Daha fazla ilerlemeden arkadaşlar, burada sonlandırmak istiyorum bölümü. Umarım... The Baron has Erin and I need to break into Northcrest Manor before the mob does. It's time I got some answers. Aldea bölgesindeki Northcrest Manor'a ulaş, tabii orada alacağımız birçok cevap var. Pekala. Arkadaşlar, umarım bu bölümden zevk almışsınızdır. Ben çok gerildim. Ciddiyim, çok gerildim ama güzel bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Sonraki bölümlerde görüşüyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.